Tarihler 20 Nisan 2020 saat 22 gösterdiğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'de 31 ilde sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar sokaklara akın etti. Bunlardan en ilginci markette Lupo sırasında bekleyen adamın hikayesiydi. Herkes ekmek derdindeyken bu adam pasta derdine mi düşmüştü? İşte bu olayın hikayesini anlatacağız. Bunun arkasında büyük bir dram çıktı. 22 Nisan 2020 saat 22'ye dönersek o gece neler oldu? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. O geceye dönecek olursak Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Açıklamasında 48 saatlik bir sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirtti. Ancak sokağa çıkma yasağında gıdaya ulaşımın yasak olmadığını açıklamadı. Bu toplumda paniğe sebep oldu ve resmi rakamlara göre 250 bin insan o gece marketlere, kasaplara, fırınlara, bulabildikleri açık yerlerde gıdaya hücum etti. Kimisi ekmeği omuzlamış evine götürdü, kimisi marketten domates, biber, patlıcan, kimisi makarna, kısaca herkes bulabildiğini evine götürdü. Fırıncı onun önünde 100 kişi var. Ekmek kuyruğuna bak sen, ekmek kuyruğuna. Bu geceden sonra önce Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bu süreçte kesinlikle kendisinin sorumlu olmadığını, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu süreci yürüttüğünü açıkladı. Ve akabinde iki gün sonrasında yine saat 22'de bir açıklama daha yaptı Twitter hesabından ve dedi ki, bu sürecin sorumlusu benim, istifa ediyorum. Ve bu süreçte 2 saat tartışıldı ve 2 saat sonucunda yine saat 12 gibi, 24 gibi yani Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı'nın kendisinin istifasını kabul etmediğini açıkladı ve görevimin başındayım dedi. Bu olay o 2 saat konuşuldu ve unutuldu. İle alakalı bu gecede kaç kişiye virüs bulaştı bunu bilmediğimiz için bu konuyu da maalesef tam olarak tartışmadık. Ama o gecenin en çarpıcı ve en çok tartışılan karesi Lupo alan adamın hikayesiydi. O hikayede insanlar onu millet ekmek derdindeyken sen pasta derdine, kek derdine düştün diye eleştirdiler. Ve olayın arka planı aslında öyle değildi. Olayın arka planını Lupo'lu adamın komşusu bir fenomen hesaba Twitter'dan yazarak paylaştı. O gece sokağa çıkma yasağını duyan vatandaş alelacele komşusunun kapısını çalıyor ve ondan cüzi bir miktar para istiyor. Tahminim 20 lira gibi bir para. Ve koşarak en yakın markete gidiyor. Market kalabalık, ana baba günü herkes bir şeyler almış. Adam ekmek almak istiyor, ekmek kalmamış. Adam pirinç almak istiyor, kalmamış. Adam makarna almak istiyor, kalmamış. Yani bütçesine göre hafta sonunu geçirebileceği yiyecek bir şeyler arıyor. En son bu adam aç kalmamak için Lupo denen bir kek satın alıyor ve aldığı bu kekle market sırasına geçiyor parasını ödemek için. Ancak o esnada birisi fotoğrafını çekiyor ve sosyal medya gündemine düştü ve binlerce Twitter'dan, sosyal medyadan bu insan için eleştiri geldi. Evet, bu insan ekmek bulamadığı için pasta aldı. Doğru. Daha doğrusu bu adam ekmek bulamadığı için kek aldı. Hani kraliyet diyordu ya, ekmek bulamayan pasta yesin, bu tarihte gerçekleşmiş oldu. Ekmek bulamayanlar pasta almak zorunda kaldı ve bu dramın arka planı da böylece ortaya çıktı. Evet biz olalım, gerçeği görmeden, yargılamadan sorgulamayalım. Olayın Gaziantep'le ilgili yüzüne gelirsek, Lupo Gaziantep'e ait bir marka, Şölen Çikolata'nın bir kek ürünü. Bugünden sonra gerçekten Lupo bütün dünyada artık bir marka değeri kazandı.
Ama hala bunu dünyaya duyuran vatandaş işsiz. Biz buradan Şölen Çikolata yetkililerine sesleniyoruz ve diyoruz ki lütfen bu markanızı dünyaya duyuran vatandaşımızı işe alın ve onu reklamlarda oynatın. Her şeyden vazgeçersiniz ama Lupo'dan vazgeçemezsiniz. Ekmeksiz olabilir ama pastasız asla. Lupo diye bir reklam yapılabilir. Gaziantep TV olarak sizlere bu olayı aktarmaya çalıştık. Lütfen videomuzu beğenin, yorumlayın ve paylaşın. Biz YouTube kanalımızı destekleyin. Gaziantep için, Türkiye için güzel şeyler anlatmaya devam edeceğiz.